Merhabalar, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı günlük grafik. Çok kolay. 50 günün üstünde kaldıkça pozitif ve şu anda 50 gün desteğinde. Yani 50 gün 1 lira 65 kuruşta. 1 lira 65 kuruş önemli. 50 günün kırılma halinde aşağıda 1.51 desteği var. 1.42 desteği var. Eğer orası da kırılırsa zaten 1.26'ya doğru bir kayış gözlemlenebilir. Düşen bir trend var. O trend de şöyle. Yani aslında iki yönlü bir sıkışma var burada. Şimdi düşen trendini kıramıyor. Bu cuma günü şöyle bir değmiş, dokunmuş. Bir taraftan da 50 günü kıramıyor. Yani bayağı aslında diplerin de hafif yükseldiği, tepelerin de düştüğü biraz simetrik üçgene benzer. Şöyle. Hatta benzer demeyelim. Bir simetrik üçgen daralma durumu var ki burada hacimler de daralıyor. Şu hacimlere bir bakalım neymiş. Yani 1,5 milyon, biraz da kağıt da sığ bir kağıtmış ya. 1 milyon, 1,5 milyonlar falan böyle lot itibariyle 3 milyon çok böyle büyük bir şey değil. Ticaretin döndüğü bir yer denemez. Yani hacimler dar olunca biliyorsunuz teknik analiz konusu biraz zor olur. Yani o bir patron gelir bütün analizinizi bozar. Onun için yani teknik analize çok uygun değil aslında bir taraftan. Ama biz gene yapalım. Burada kırılım beklenmeli. Yani yarın değil, zaten yarından sonra 24 Kasım zamansallığın bittiği gün bu kırılımda. Şimdi bunu da şöyle anlamayın. Bu kırılım olur, yukarı doğru kırar, hemen patır patır yukarı gider olarak da bakmamak lazım. Zamansallıktan kırılımlar genelde yataylık getirir. Şu an bir taraftan da zaten o yataylık var gibi duruyor. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. RSI da aslında hafif aşağıyla beraber yatay bir görünüm veriyor. MACD de yatay bir görünüm veriyor ama sıfırın üstünde şu an. Kırılımın olduğu tarafa bir miktar hareket beklenebilir. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi haftalar dilerim. Ha, şunu da söyleyeyim ya bitirmeden. Yukarı doğru gidişlerde 1.90 direnci var. Yani şunu arayabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim yukarı bir kırılım oldu. Yeni bir tepe yapmak zorundadır her zaman. Hadi bunu da tepeye alalım. 2 saatlikte falan baksak bir tepe çünkü. İlk önce 1.80, onun üstüne 1.90 üstü fiyat hareketleri olursa o zaman 2 lira civarları konuşulmaya başlanır. Herkese iyi haftalar dilerim.